Selamlar, ben Karagüç. Kafe Owner Simülatör oyunuyla devam ediyoruz. Öncelikle küçük bir abonenizi alırım. Nasıl oyunmuş? Yani kafe oyunu aslında. Ne değil? Bakacağız işte. Baba tüm hayatı boyunca restoranın başındaydı. Babam her gün okuldan sonra onun yanında uğrar ve iş nasıl yapıldığını izlerdim. Katı ama adil bir patrondu. İşler iyi gidiyordu. Babam yan kasabada ikinci bir restoran açmak istedi. Restoran açmak için paranın yarısını toplamıştı ve diğer yarısını tefeciden almayı planlıyordu. Babam Region lideriyle meslek lisesinden beri arkadaştı. Bu arada şey söyleyeyim. Yeni başlıyorum işte oyuna. Sıfırdan başlıyorum. Az çok bunu oynadım diye hatırlıyorum. Bir demosu falan ama emin değilim. Neyse. Tefeciden borç parayı aldı ve ikinci iş yerini açtı. Ne yazık ki oradan kâr etmedi. Günlerce başarısızlığın nedenini aradı ama bulamadı. Bir noktada sonrası akıl sağlığı bozuldu ve hastaneye kaldı. Oo. Oyuna hikaye eklemişler. Hastaneden döndüğünde ödenmesi gereken tüm faturaları gözden geçirmeye başladı. Ödeyemeyeceğini anladı. Neredeyse bir hafta uyuyamadı. Restoranı kapatmayı ve emekli olmayı düşünmeye başladı. Düşündüğünü yaptı ve restoranı kapattı. Ben sattı, borçlarını ödedi ve emekli oldu. 26. doğum günümdü. En sevdiğimiz yerde kutlamaya karar verdi ki babam bana ve emekliliğe kadeh kaldı. Sonra ben 50 bin dolarlık bir çek gördüm. Çek olacağı oğlum. Bu söz ne? Sonra babamın çocukluk hayalini nasıl bildiğini anladım. Çünkü küçükken hevesle babamın nasıl çalıştığını izledim. Şimdi son derece mutluyum ve aile işini canlandırmaya karar verdim. Hadi bakalım. Kafe simülatör oyunu işte aslında. Hani market simülatör, şu simülatör, bu simülatör. Simülatör oyunları, taykon oyunları bir de öyle. Kim ne yapacağız? Yeni bir hoş geldin. Bu da restoran ve motel. Open yeterli ol. Yok. Yeterli yer yok. Maalesef benim adım Dries. Oyunun müziği çok. Müziği kısa biliyoruz mu? Bir alkışa kadar çeksek. Görebilirsin. Neymiş? Benim adım Dries. Omuz kısmının yerel şerif benim. Biliyorsun. Tamam. Oraya gittik daha. Hop Allah. Onun üstünden ne yazıp ya? Oo. Berbat ortam. Birbirdeki elektrik panosunu bulun ve şalteri açın. Bunu açtık. Restorana nasıl girileceğini bul. Şimdilik şu müziği kapatacağım. Oyunun yürüyüş sesi, şu sesi, bu sesini duymak istiyorum ben. Ama böyle gireceğim. Bak envanteri açın. Araç bunlar tablet araç. Ne? Araçlar bunları tabletteki araç mağazasında bulabilirsiniz. İyi fare falan var. Satın aldıktan sonra kullanmak için V tuşu. Tamam. Ha, şimdi üzerimde çöp bir yerde bir nerede bir köy 142 tane çöp alabiliyormuş. Tamam. Önce dükkanın içini bir temizleyelim. Babam milyon dolar bırakmadı mıydı babana? 7 bin mi var sadece şu an benim? O neden öyle? O neden lan öyle? Neyse onu da hallederiz. Ne? Çöp kutusu dolu.
kutusunu en az %50 doldur. Dolu tablet çöp kaldırtan çöp toplama servisini çağırın. Çöp dök, kaldır değil mi şu? Niye sevmiyorum ama severiz. Al bakalım çöpçü. Çöpçü dayı. Nerede seni koymayı unutmuşlar. Oyun şeyi öğretmeye çalışıyor. Tamam. Okey. Önce bir içeriği temizleyeceğim önce. Gidicik gel gir la. Bence sen buradaki fareleri yok edebilirsin. Kimsin? Nereye gitti lan o? Zarar almamam gerekiyor. Yani simülatör oyunda da zarar almayayım. Bunları bir boşalt. Ne yazıyor kapının üstüne? Gömme buzdolabı. Tamam. %50'si dolmalıdır diyor. Bu kapı kilitli, kilidi açmak için. Tamam. Dur. Şuranın içinde var mı bir şey? Buralar çok kötü. Kapat kapat. Bu oyunu sanki oynadım diye hatırladım şu an. Neler alabiliyoruz? Alabildiğim almaya devam etsek. Tamam. Ölüm ama o ne saçma bir şey ya. O biraz tık bir saçma olmuş bir tık bir tık. Üstüm dolu değil. Binanın içindeki ve dışındaki tüm çöpleri temizleyin. Üzerimdeki olmuş olmuyor ki. O mantık bir şey öğretmeye çalışıyor oyunda. Önce şu büyük şeyleri yok et. Benim bir ara evsiz geldi ya. Kesin o evsiz gelip bir şeyler yapacak. Gaz simülatör mü vardı? Bir şey vardı. Ondaki gibi. Ben gel lan. Tamam kendini sevdirmiyor da şerefsiz. Tamam. Bu hafta açılışımızı yapmadık.
haftaya açılışımız olacak. 7.000 liramla da ne açılış yapabileceğim oğlum ben? Öyle yap dursam. Çöp üzerimde nerede dolduğunu görebiliyorum ki. Öyle oyunda saat yazıyor mu? 18 olmuş. Tamam. Buraları temizle. Ha, bu dışarı. Peki lan. Restoranım. Ampul zamanı. Lamba kapanma süresi. Şimdilik sıfır. Neyse, dur ben. Hayır, şu an değil. Dedi gelip şunları bir halletsen lan. 40. Görev tamam. Sından bir ağ, ne? Araç mağazasından bir ağ satın al ve gel lan buraya. Gel lan buraya. Şerefsize bak. Öyle alırım seni. Her çatı mermer bloklar. Binadaki kırık dökük yerleri tamir et. Hadi lan. Para kalmayacak tabii bunları yaparken değil mi? Oldu. Bu da oldu. 30 kuruş, 30 kuruş muydu? İyi var. Nereden belli? Ha şu. Uçak neye geçti lan? Çıktı mı?
Öyle. Pencereler, mermer bloklar. Binanın etrafını düzelttiriyor. Nerede yaptır? Buraya yaptır. Az kaldı. Bunda da market simülatör gibi şey var mı bakalım işte. En son şuna kadar açma durumu gibi. O da oldu. Mantıksaydı. Ne eksik kaldı burada? Çatıyla alakalı mı? Duvar kaplamalarını veya duvar kağıdını değiştirin. Restoran. Hiç duvar mı? Ay yanlış yaptık. Buradan değil miydi? Yanlış mıydım? Gıda menü. Duvar kağıtla. Nasıl ya? Tablet ava son aç. He. Bir duvar kağıdı. Duvar kağıdını şeyle sürüyorsun. Ama şuraları da yapmamız lazım değil mi? Burada tamam. Burada tamam. Renk seçimi biraz saçma olmuş olabilir, biliyorum. Gece soğuktan. Oldu. Sana bir de para vereceğim. Çalış. Öyle konuşuyor ya. Kesin bir şey yapıyor bu.
Tamam. Bit olarak altın duman dedektörü kurun. Altın duman dedektörü. Değil lan. Buraya. Buraya 2. 3. 4 buraya olsa. Oraya 5 olsa. Şuraya 6. Şuraya 7. Valla biz güvenliğimizi alalım. Menü aç ve menüye en az 5 yiyecek ekleyin. Menüye 5 yiyecek. Menüye 5. Haydi menüyü üstünde biraz çalışalım. Tablet menüyü açın. Menüye en az 5 yiyecek ekleyin. Menü. Şöyle. Pizza. Yerel pizza. Tamam. Şimdi tam pişirmek için gıda sipariş edelim. Gıda mağazası. Ben mi görmüyorum lan? Ha. Ben de gıda sipariş edeyim. Ardından dondurucuya koyayım. Kırmızıyla gösterdiklerini. Üç. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. İki. Üç. Dört. Bir. İki. Üç. 4 Kesin çok para harcadım. Şey olmaz. Şunları dükkanın dışından içeri alayım da. Biliyorum fazla aldım. Sonrasında yatırım gibi bir şey olacak bu. Heh, masayı şunu bunu aldırmadan bunu aldırması bir tık komik geldi ama olsun. Hiç almadan şunları alıp ben şu fırlatma olayı burada olsaymış keşke. İkinci güne başlıyoruz. Ben daha uyumadım. Sıcak yerim de yok bence. Kediyi sev sürekli oğlum. Bir süre sonra kediye de kesin bir şeyler veririz. Önce şunların hepsini bir depolayayım. Bence bu ilk bölüm bir hem bir nevi ilk bakış olarak hem de şey olarak biraz sürer. İlk ne alaka lan? Yürü git.
İnşallah sarsıma sanana yetki. Hadi oğlum. Bence sığacık. Zaten bir nevi pizzacı olarak başladık. Ama şu mutfağın deponun duvarını değiştirmek istiyorum ben. Yazar, kasa, mutfak, tezgah, fırın, dolabı vesaire vesaire. Prizler nerede? Tamam. Şuradan anladık. Daha yeri. Bak için. Sağ. Ele çeviriyoruz. Köyle mi? Keşke hızlı çevirme şey olsaymış. Bir tane mutfak tezgahıyla. Dur. Aldım neydi? Mutfak masası, tamam. Pişirici. Lavabo. Pişirici de değil, fırın mı lan? Doğru mu alıyorsun? Ayrı fırın diye bir şey yok değil mi? Şu araya şöyle. Evet, her şeyini yapacağız. Mutfak tezgahı. Mutfak masası, tamam. Pişirici. Tamam. Fırın yani, pişirici dedi. Sonra lavabo. Buzdolabı. Priz mi gerekiyor bundan? Eriyor ama. Priz yerleştirin ve avanson diğer. Tamam. Şu ikisinin tam arasında, şu aşağı. Şuna tam yakın yere bir tane. Ayağımıza takılmaz iş.
Ocak ve lavabonun üzerine bir ocak ve lavabonun damlı üzerine bir davlumbaz yerleştirin ve müşterilere yemek yiyebileceği bir adet masa yerleştirin. Seni de taşıyacağız. Şöyle çevir çevir çevir. Hopmayan kablo bak ne kadar güzel. Şimdi prizini şeyin arkasına koysak ne olur? Da böyle. Böyle. Böyle olsa. Şuraya da bir lavabo alsak. Buna da mı elektrik istiyorum? Ciddi misin? Buna ne elektrik lan? Da şöyle yapacağız o zaman. Saniye. Şuna elektrik. Pardon, alttakine değil. Dur. Şuna bas. Elektriği bağladı. Biraz önce ne çıktı ya bozdu. Okuyamadım. Yerel evsizler iyi ilişkiler kurmanız. Örneğin camları kırar veya... Tamam. Evsiz var mı burada? Etrafta evsiz yok şu anlık. Yani yemek masası. Sen gel lan buraya. Pislik. Hangi cam vardı lan bu? Tam onlarla değil ilgili iş kurayım oğlum ya. Öf. Mobilya. Olsun. Bir de şuraya olsun. Yanında çalışması için bir işçi alın. Bir adet lamba takın. Oğlum ya. Nasıl yaptım onu?
çalışan atayı. Yönetim vesaireden mi? Tamam. Yönetici, okey. Bana hızlı çalışan gerekiyor. Tam şunu. Lamba. Doğal olarak şu insanlar da içeri iki biyo tuvalet yerleştim. Demir lambası. Hayır, özel bu da değil. Dışarıya iki biyo tuvalet yerleşti. Bak dışarıya çık. Restoran. Rol yönetici, çöpleri dök. Nereden gelecek bunlar? Tuvalet, tuvalet. İçe vici. İçi vici. Şuraya yapalım. Birinin girişi böyle baksın. Birinin de girişi böyle olsun. Birinkilerini temizlemek için F6 basalım ve paspas alalım. Tamam, ikinci gün kapatabilir, açabilir ancak. Şu saatte açmanın ne faydası var ki oğlum? Bence burada bitirelim. Kaydediyoruz mu? Kaydet. Etti, süper. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Diğer videolarda görüşürüz.